Bir yaz akşamı sene 1997 balkonda arkadaşlarla oturuyoruz. Bir şeyler içiyoruz, fındık fıstık yiyoruz. Oradan buradan makara yapıyoruz. Konuşurken konu korku mevzusuna geldi. Birbirimizin korkularını konuşmaya başladık. Sıra çocukluk arkadaşım Fırat'a gelince de Deccal dedi. Önce bir sessizlik oldu. Sonra mevzu cinlerden açıldı. Kemal diye bir arkadaşımız vardı. O da çok korkardı mevzulardan. Konuşmayın deyip durdu ama nafile. Saat gece bir gibi uyumaya gidiyorum dedi ve gitti. Çok geçmeden biz de yataklara dağıldık. Uyandığımda saat gece 4.43 falan. Duvar saati karşımdaydı, çok iyi hatırlıyorum. Mutfaktan tangur tungur sesler geliyordu. Tabak çanak birbirine vuruyordu sanki. Önce korkmadım. Cam açık unutmuştur, dur. Kuş falan girmiştir diye düşündüm tabii. O saatte kuş ne arıyorsa ya başladım, ben de girmeye başladım. Uyku sersemiydim. Dengemden yerinde değildi. Koridorun ışığını yakmaya çalıştım ama yakamadım. Biraz tedirgin oldum. Ancak bozulmuştur diyerek devam ettim. İster inan, ister inanmayın. Kulağımda sanki bir ses, yetiş Yasin, yetiş, cinler geldi, cinler Yasin, koş, cinler geldi, cinler. Allah yardım etsin, cinler geldi, cinler deyip duruyordu sanki. Kafamın içinde bir ses vardı. Mutfağın ışığı açılıp kapanmaya başladı. Fırat sen misin diye seslendim. Seslendiğim an sesler kesildi. Işıklar söndü. İçimden dua okudum. Bizimkiler horul horul uyuyordu. Mutfağa girdiğimde karşımda sarı parlak iki göz vardı. Size ciddi anlamda söylüyorum, korkulan elim, elim ayağım boşaldı. Işık patladı, patlar patlamaz bir aydınlık oldu. O aydınlıkta fark edebildiğim kadarıyla dişleri sivri, kulakları olmayan, gözleri şaşırdı bir yana bakıyordu. Olduğum yerde bağırdım. Bizimkiler kalktı. El feneri getirdiler. Yere baktığımda Kemal yerde yatıyordu. Alnının üstünde kanla dapetiler yazıyordu. Ne olduğunu size araştırın, bahsetmek bile istemiyorum. Çok korktum. Elim ayağım birbirine dolaştı. Ambulans çağrıldı. Kemal hayatını kaybetti. Şimdi aynı arkadaşımla hala görüşüyorum ama konu hiçbir zaman Kemal'den açılmadı. O zamandan beri.